telefon alalım. Devam edeceğim. Bu konu önemli çünkü miras paylaşımında yine sorular da olacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sahurlar, bereketli sofralar. Buyurun efendim. Hocam hayırlı günler. Ben kendimi tanıtayım önce. Ben memleketim Sivas. Buyurun. Ben Konya'da kalıyorum. Emniyetten emekliyim. Evet. Efendime söyleyeyim. Burada büyük bir caminin dernek başkanlığını yapıyorum. Güzel, tebrik ederiz. Hayır kurumunda ne güzel hizmet ediyorsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. İki tane ev aldım. Kreşler, üç tane kreş çocuklara açtım. Kurs açtım bayanlara. Bayanlar çok dedikodu yapıyorlardı mahallede. O şeyi tamamen kestim. Bayanlar, çok bayan geliyor şimdi kursa. Kur'an'a düştüler. Çok güzel Kur'an okuyorlar. Devam. O da çok güzel oldu. Güzel. Ben şu anda camiye teravih namazına gitmiyorum hocam. Evde kendim avaneme kıldırıyorum. Kendim kıldırıyorum. İkişer rekat, ikişer rekat. 8 rekat kılıyorum. Toplam 8 rekat. Doğrudur efendim. Camiye niye gitmiyoruz? Camide şimdi hocam oraya kendini kuruyan kurumayan geliyor. Ortalıkta çok hastalık, burada kırmızı bu Konya Boyna. Hastalıktan kırmızı dolayı. Kırmızı olduğu için hastalık devamlı var, şey var. Tamam. Onun için bir şey söylediğin zaman adam kırılıyor. Ama adamları kırmamak için hem de kendimi, avanemi kendim teravih namazı kıldırıyorum. Evet. Çoluğuma, çocuğuma, torunlarım var. Efendime söyleyeyim. 3 tane oğlum var. Burada Sivaslar'ın fabrikası var. Ekol diyerekten fabrika, 15 tane vilayet. Oran idareciliğini yapıyorlar. İsim vermeyelim. İkisi de çocuklarım. Tamam mı? Burada da olunca o çocuklarıma ben teravih namazını kıldırıyorum efendim. Şimdi Muhsin abi. Muhsin 8 abi. Rekat, 8 rekat. Bunu bu 8 rekat kıldırıyorum. Acaba ben iyi mi yaptım? Yoksa o 8 rekattan daha fazla mı kıldırmam gerekiyordu? Muhsin abim. Efendim abi. Hemşerim. Sağ ol hemşerim. Şimdi sen gitmedin de çocukları da göndermiyorsun camiye o zaman. Yok çocuklar şimdi o büyük çocuklar gidiyor. Torunlarım var. He, torunlar, okuyanlar. Torunlar var. Tamam. Burada tabii bir şöyle bir torunları ben arkama alıyorum. Üç şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Ben madde madde tane tane konuşmayı seviyorum. Akılda kalsın diye. Evet. Bir, Allah sana uzun bir ömür vermiş, emekli de olmuşsun. Ne güzel hayır işlerine girişmişsin. Tebrik ediyorum. Birincisi bu. Allah razı olsun. Çok kıymetli iş yapmışsın. Allah razı olsun. İki, zaruretten dolayı camiye gidemiyorsun. Yoksa camiye gitmenin sevabını... Evet, evet, evet. Zaruretten dolayı. Her bir adıma günah siliniyor, derece yazılıyor. Bu kadar kıymetli camiye gitmek. Ancak bu korona günlerinde maalesef çok kaybettik birçok sevdiklerimizi. Bulaşıyor hastalık. Hem korunmuş olurum hem de çoluk çocuğum. Zaten git desek onların gidecek hali de yok ama evde bunlara biz namaz kıldırıyoruz diyorsun. Bu da güzel. Doğrudur efendim. İki. Üçüncüsü de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ramazan'da itikaf çadırından çıkarak cemaatine namaz kıldırdığını biliyoruz. Buna teravih namazı diyoruz. Evet. Bu namazın rekatı konusunda ise alimlerin bir kısmı 8 rekat demiş. Bir kısmı 20 rekat demiş. Bir kısmı 40 rekat demiş. Dolayısıyla rekat konusunda ihtilaf var. Hanefi mezhebi de Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın uygulamasını esas almış. 20 rekat kılıyoruz. Peki nafilelerde sınır olur mu? Nafile namazlarda Resul Efendimiz'in uygulamasına baktığımızda sınır olmaz efendim. 2'de evet. Kılarsın, 4'de kılarsın, 10'da kılarsın, 100'de kılarsın. Gücün yetmesine bağlı. Sen de çoluk çocuğun gücü buna yetiyor diye terk etmesinler diye 8'de karar kılmışsın. Yaptığın
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetine uygundur. 20 kılarsanız daha çok sevap alırsınız, yapabilirseniz. 8 kılarsanız da teravih namazı kılmış olursunuz. Sizi tebrik ediyorum. Allah kabul etsin. 2-2 kıldırmanız da güzel. Hayırlı, evet. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bereketli hocam, sabırlar. Hocam bir sorum daha var. Buyur abi, buyur. Şimdi biz böyle oruçken aşı geliyor şey etmeye. Benim hanımım ayaklarından rahatsız, dışarı çıkamıyor, aşıya eve geliyorlar. Evet. Şimdi oruçken aşıyı vurdurduğum zaman oruca bir zarar olur mu? Oruçluyken iftar saatiyle sahur arasında bunları yaptıracağız. Evet. Fakat yaptırmışsak, mecbur kalmışsak da orucumuzu bozulmadı kabul edeceğiz. Son olarak da gücü yetiyorsa ihtiyaten ileride kaza ederse daha da güzel olur. Çünkü bozulmaz diyorlar ama güç veren, kuvvet veren iğneler, aşılar orucu bozar genellikle. Ondan dolayı iftar sahur arası en güzeldir. Ama iğne vuruldu, orucun bozuldu diyerek de yemin kılma. Memleketimizin insanısın. Estağfurullah. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Hep seni dinliyoruz. Allah razı olsun. Konya'ya da geldiğin zaman hep beklerim. Benim bir oğlum da Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Diş İşleri Bakanlığı eğitim çekiyor. Konya'da sizin gibi emniyetten emekli yine akrabamız İcabi Bey var. İcabi'yi tanıyorum efendim. Tamam, bak tanış çıktı. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Cihazların Dernek Başkanı. Tamam. Selam, selam söyle İcabi'ye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.